Herkese iyi pazarlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Birçoğunuzdan Almanya'ya gitmek gibi fikirler duyuyorum. Ve ben de bazen özlüyorum güzel memleketimi. Bugün yalakalık günümdeyim. Ve yani bir sürü video var. Almanya'da bunları yapman gerekiyor. Almanya'da şunları bilmeniz gerekenler falan filan. Ben de tersini yapayım dedim. Almanya'ya gittiğiniz zaman şunları yapmayın. Bunları yapma. Birincisi, kırmızı ışıkta yürüme. Kırmızı ışıkta yürümemek, bunu sadece kuralcılık açısından demiyorum. Bunun gerçekten bir cezası var. Seni Ordnungsamt. Ordnungsamt'ın Türkçesi ne? Ordnungsamt seni gördüğün zaman 60 euro ceza kesebilir ve gerçekten de bu cezayı ödemiş olan arkadaşlar tanıyorum. Ya herkes tanıyor bence. Siz tanıyor musunuz Almanya'da yaşayanlar? Neyse. İkincisi, bu Türkiye'de bana oldukça sık olan bir fopa, bir hata. Bazen bir şey unutuyorum ve ayakkabıyla eve giriyorum. Türkler için büyük şok. Almanya'da birisi ayakkabıyla evinize girerse kızmayın. Yapmayın yani. İçiniz çok sıkılmasın. Ben çok sık Almanlar çok kibar değil falan diyorum ama du kannst die Schuhe ruhig anlassen. Ayakkabılarına girebilirsin demek bir kibarlık simgesi. Kimseden eve girerken ayakkabı çıkartmasını bekleyemeyiz. O yüzden ona canınız sakın sıkılmasın. Small talk'ta kilo aldın mı, kilo verdin mi diye sormayın. Kimse çok kibar karşılamayacak. Bütün Alman arkadaşların çok tersine gidecek olan bir muhabbet. Ayrıca body positivity akınına da çok ters. Zaten yani yok işte kilo aldın mı, verdin mi diye sormak yok. Hitler veya Nazi şakası yapmak da yok. Gerçekten de yani komik bulunmamasından ziyade o bir suç Almanya'da. Yani bu Nazi selamı yapmak ya da işte paroları söylemek o bir suç. Geçen gün bir tane Kemal Sunal filmi izledim. Gubetçi Şaban mıydı? Adam Almanya'ya geliyor. 60'larda 70'lerde herkes birbirine hayır falan diyor yani. Çok şok oldum. Neyse işte bu şakaları Almanya'da yapmayın. Çünkü gülmeyecek hiç kimse ve en kötü de ceza yersiniz. Genelde işte bu Hitler selamı para cezası ile ya da ama hapis cezası da verilebilir. Ama genelde hapis cezası ile cezalandırılıyordu. Geçen gün Münih'te bir selak, geçen sene 2021'de Münih'te öyle bir vaka yaşandı ve oradaki yargıç hatta 2 aylık maaşını kesti adamdan. Yani yapmayın. Ha cezadan cezaya gelelim. Otobanda sağda kullanmaya çalış. Eğer yavaş gidiyorsan, hızlı gitmek istiyorsan da solda git. Gereksiz yere yavaştan solda gitmek de bir puan işte... Trafik ceza kanununda işte puan sistemi uygulanıyor. Flensburg'da puanlar toplanıyor. Fazla puan olunca da ehliyet alınıyor. Yani gereksiz yerde solda gitmek yok. Sadece geçmek için soldan, sağdan geçmek de yasak. Otobanda kuralcılık. Bu kadar. Ha biraz olumlu bir şey de diyeyim. Berlin'de yaşıyorsan en azından ben Almanya'nın başka yerlerinde öyle olup olmadığını bilmiyorum ama Berlin'de yaşıyorsan restoranda musluk suyu isteyebilirsin çoğu zaman. Veriliyor. Enayi gibi suya para verme restoranda. O güzel bir nokta olabilir. Ha yürüyen merdivenlerde de sağda dur, solda yürü. İstanbul'da da yapılıyor o sistem. İşte bu Almanya'da çok popüler. Kimseyi bekletmemek adına. Başka bu dakiklik şeyi de var. O gerçek. Geç kalma Almanya'da. Yapma bunu. Geç kalacaksan da ara veya mesaj yaz ama en iyisi geç kalmamak. Biraz zor biliyorum ama yapabilirsin. İnanıyorum sana. Almanya'ya yeni göç eden insan. Bu dakiklik işi çözeceksin. Ha bütün Almanlara da Almansın, Rammstein'i seviyor musun diye sorma. Zaten Almanya'da fark edeceksin eğer radyo dinleyecek olursan. Birçok radyo istasyonunda çalınmayan bir grup ve insanlar arası da yani ters bir şekilde de konuşuluyor yani. Her birkaç senede Nazi mi onlar yani sağcı mı, Rammstein değil mi öyle bir tartışma oluyor. Ben o konuda yani değillerdir sağcı fakat o sembollerle oynamayı çok seviyorlar. O da bir nevi tabii insanları kışkırtmak adına yapıldığını düşünüyorum. Ama Rammstein Almanya içinde, Almanya dışında kadar popüler olmadığını düşünüyorum. Yani kimler dinliyor bilmiyorum. Aynı zamanda da Rammstein'in şarkıcısı tanış şiir kitabı yayınladı. 1-2-3 sene oldu. Şiir kitabının içerisinde de yani beğenilmeyen, kadınlara sıfır saygısı olan böyle cinsel içerikli şiirler vardı. Bence gereksiz. O yüzden Rammstein'i muhabbeti açmak için kullanmayabiliriz eğer isterseniz. Son olarak da
yapmayın. Kaba buluyorlar. Benim ailemle her seferinde problem yaşıyorum. Bana bir şey teklif edildiği zaman, yaptığım zaman herkes bana çok gıcık oluyor. Sizi de belki olur ha. O yüzden yapmamanızı tavsiye ederim. Ayrıca bu tabak boş geri verilmez muhabbeti de var ya Türkiye'de. O tabii güzel bir gelenek. Eğer size bir kapta birisi bir şey vermiş oluyorsa bu kabı boş geri getirmemek illaki insanların hoşuna gidecektir. Fakat çok gecikiyorsanız ve bir şey yapmayı beceremiyorsanız eğer bu kabı tutmayın, boş geri verin. Kimse alınmaz. Tam tersi bu kabı çaldığınızı varsayıldığı zaman Almanlar uyuz olabilirler. Benim annem her seferinde bana şöyle bir tane işte Tupperdose, işte İngiliz markası Tupperware, Almanlar işte Tupperware olarak çok benimsedi. İşte bir tane Tupperdose vardı, işte şöyle şöyleydi, işte sen onu okula götürmüştün 10 sene önce de geri gelmedi. Yani bu Tupperware'ın bu saklanma kapların hesabı yapılıyor ve siz Tupperware'ı çalan birisi olarak adınız çıksın istemezsiniz, geri verin. Benden tavsiyem şu. Sizin aklınıza gelen başka şeyler var mı? Almanya'da şunu sakın yapma falan dediğiniz ya da bunu yap. Yorumlarda umarım görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bu kanala üye olup destek olanlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için çok güzel bir motivasyon olur. Size de buradan selamlar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel, iyi pazarlar. Görüşmek üzere. Tschüss. Tschüss.